Merhaba arkadaşlar, ben Erhan Çelikel, YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, oksalik asit uygulamasından sonra bildiğiniz gibi 26 Ocak'ta, 27 Ocak'ta Cumartesi günü oksalik asit uygulaması yapmıştım. Bugün 29 Ocak, evet çekmeceyi temizlemeyi unutmuşum. Akşamüstüydü ama yine de varovalar gözüküyor arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bakın görüyorsanız. Evet. Bakın burada var bir tane. Buralarda bir sürü varova var görüyorum ben. Evet. Bir tane burada var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11. Evet. Kamera odaklamıyor. Bakın şöyle tutayım odaklarsa. Evet şimdi gözüküyor. Çerçeveyi temizlememişim ama şimdi bunu temizleyeceğim. Zaten oksalit asitin etkisi bir hafta sürüyor. 2 gün oldu daha bakın. Varovaları görebiliyorsunuzdur. Yani çok belli olmuyor ama bence görüyorum ben. Bakın mesela şurada var. Tırnağımın ucunda. Şurada var mesela. Şurada var. Onun önünde var. Bakın burada var. Burada var. Burada var. Ben gösteriyorum yani. Bakın burada var. Gördüğünüz gibi tırnağımın ucunda. Önünde var. Kamera netlemiyor. Telefon eski tabii. Evet. Bayağı dökülmüş arkadaşlar. Şimdi ben bunu temizleyeceğim. Tekrar koyacağım. Ondan sonra bakacağız. Bunu bir temizleyelim. Çok varova var arkadaşlar. Yani ön taraflarda. Bakın buradan başlıyor. Görüyorsanız. Bakın bir tane burada. Hemen yanında. Şurada. Ben size göstereyim. Burada. Şurada, şurada, burada, 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 tırnağımın ucunda, burada, tırnağımın ucunda, şurada iki tane var bakın, tırnağımın ucunda, şurada bir tane var, yani bayağı var. Şimdi bu çekmeceyi temizleyelim, bir de hemen yan tarafındakini açalım, bakalım bunda ne varmış. Evet. Bu bir çerçeve biraz daha temizmiş. Bakın buradan başlıyor. Görüyor musunuz arabaları? Bu. Bu. Parmağımla göstereyim geriden. Burada, şurada. Şurada var. Geride. Şurada var. Burada var. Burada var. Yani bayağı bir var arkadaşlar. Evet. Bu sol tarafta komple var. Bakın burada var. Burada var. Burada var. Yani oksalik asit işe yaramış bence. Dökülüyor. Ben bunları bir temizleyeyim. Bu kovan zayıftı zaten. Başka bir kovana daha bakarız. Bunları bir temizleyeyim ben. Evet. Çekmeceleri temizledim. Takıyorum. Bunu da temizledim. Şimdi birkaç kovana daha bakalım. O gün akşam olmak üzereydi. Bitirdiğimde hatta hava kararmıştı. Unutmuşum çekmeceyi temizlemeyi ama yine de çıplak gözle varovaları gördük. Yani dökülen var. Yani bu da demek oluyor ki oksalit asit işe yaramış. En azından en azından mevcut arıların üzerindekileri dökmüş olduk. Şimdi burada şu kovanım herhalde biraz güçlüydü. Bir bakalım. Evet, bu güçlüydü evet. Bakın. Evet arkadaşlar, burada gayet net gözüküyor. Varovaları görebilirsiniz. Şöyle göstereyim.
Görüyor musunuz? Bir sürü var arkadaşlar. Şöyle parmağımla göstereyim. Telefonda net olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oo, kıyamet gibi. 14, 15. Bakın şuralara. Kıyamet gibi. Varova dolu arkadaşlar. Netlesi. Ama görüyorsunuzdur yani arıcılar anlar. Bakın hep varova bunların çoğunluğu. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın arabalar, bak 2 orada gözüküyor, bak 3 4 5 6 7 8, bak yukarı doğru götürüyorum, hep araba, görüyorsunuz. Şunları görüyorsunuz hep. Hep araba bunlar. Görüyorsunuz bak. Araba. Araba. Öyle gidiyor. Öne doğru bakın. Komple araba arkadaşlar. Evet. Yani yaptığım uygulama hoşuma gitti. Bakın bu dışlar bir sürü var ama. Bunların hepsi var ama. Yeni dökülmüş bunlar. Yaptığım uygulama hedefime ulaştım. Şimdi kapalı yavru var. Elbet kapalı yavruya etki edemedik. Gördüğünüz gibi varovaları görüyorsunuz. Oksalık asit içe yaramış. Her taraf varova. Şimdi bunları temizleyeceğim. Bunu da temizleyeceğim. Şimdi o çekmeceyi de temizledim. Bir de buna bakalım. Bakalım bunda nedir? Evet, bunun çekmecesi daha güzel. Ama bu zayıftı bu arı. Evet. Evet, bu çekmece plastikmiş. Şöyle bakalım. Evet. Görüyorsunuzdur umarım varovaları. Evet arkadaşlar. Bakın. Hep varova. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan başlıyor bakın. Burada dipte böyle gidiyor. Sol tarafta arılar. Şöyle netleyebildiğim kadar. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Güzel. Bayağı bir araba dökmüşüz. Görüyorsunuz arabalara bakın. Evet arkadaşlar. Oksalik asit. Evet arkadaşlar. Gösterdiklerim sanırım sizin için yeterli. Gördüğünüz gibi oksalik asit uygulaması bence gayet başarılı. 3-4 kovana baktık. Şeyleri temizleyemedim çünkü plansız bir şekilde gelmiştim. Yani akşamüstü birdenbire geldim. Yetiştiremedim. Tek başıma uğraşıyorum. Evet, oksalik asit Adana'da kapalı yavrulara etki etmese de gördüğünüz gibi en azından arıların üzerindeki varovaları döktük arkadaşlar. Evet. Merak eden arkadaşlar için bunu paylaşmak istedim. Aradan 2 gün geçti ve bayağı bir oksalik asit döküldü. Şimdi oksalik asit zaten bir hafta etkisini gösteriyor. Yani burada da gösterecektir. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arılarınızı hafife almayın. Varovaları hafife almayın. Arılarınızı sağlıklı bahara çıkarmak için özellikle bu mevsimlerde ilkbaharda son varova mücadelesini yapın. Gerçi ilkbaharda fazla bir şey yapamıyoruz. Arılar gelişim çağına giriyor. Ama bu Ocak ayında işte oksalik asit. Yani ben oksalik asit uyguluyorum arkadaşlar. Rulamit veya diğer amitraz tarzı ürünler, duman kullanmıyorum. Organik asitleri kullanıyorum. Doğal mücadele, probiyotik kullanıyorum. Yani o şekilde götürüyorum. Hoşça kalın. Adana'ya herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.